Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi işitme duyusuna geçtik yani kulağın yapısını işleyeceğiz kulakla ilgili söyleyeceklerimiz bakalım nelermiş Şimdi e, ilk önce omurgasızlardan bahsedeyim omurgasızlarda temporal organ ve sensil akılları dediğimiz kıllar bulunuyor arkadaşlar Bu kıllar yüksek e, frekanslara duyarlı olan yapılardır dolayısıyla omurgasızlardaki işitme olayı bu şekilde sağlanıyor Kurbağa, sürüngen ve kuşlarda ise bir tane kemik vardır. Bunlara da arkadaşlar biz bu yapıya da kolumella diyoruz. Kolumella. Tek bir e, kemik bulunuyor. Kurbağa, sürüngen ve kuşlarda biz buna da ne diyoruz? Kolumella diyoruz. Orta kulak. ilk kez kurbağalarda ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kurbağalardan sonra zaten işte e, kurbağalar daha sonra sürüngenler, kuşlar ve zaten memeliler olarak gitmiştik. Hatırlarsanız bu şekilde anlatmıştık. Kurbağalardan sonra da diğer canlılarda görülüyor. Şimdi burada bilmeniz gereken şu. Kolumella'nın ne olduğunu. Kurbağa, sürüngen ve kuşlarda bulunan tek bir kemiktir. Kulağın içerisinde bulunan tek kemiktir. Biz bu yapıya kolumella diyoruz. İnsanlardaki kulağa baktığımız zaman ise insanlardaki kulak arkadaşlar hem işitmeden hem de dengeden sorumludur. Önce yapısını göreceğiz, sonra işitme olayını ve denge olayını göreceğiz. İlk önce dış kulaktan başlayalım. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak 3 kısımdan oluşuyor. Dış kulağa baktığımız zaman kulak kepçesi kulak zarı ve kulak yolundan oluşur arkadaşlar dış kulak sadece karasal yaşayan yani karada yaşayan memelilerde dış kulak bulunuyor suda yaşayanlarda bulunmuyor arkadaşlar ayrıca yine karada yaşayan sürüngenlerde de bulunmuyor sadece karada yaşayan memelilerde dış kulak bulunuyor peki kulak kepçesinin yapısına baktığımızda kulak kepçesi hiyalin kıkırdaktan oluşmuştur kıkırdağın bir çeşididir hiyalin kıkırdak kulak yolu ise ee, i̇çerisinde bulundurduğu kulak kili sayesinde mikropların vücuda girmesini engelliyor bu neydi birinci savunma mekanizması değil mi? bağışıklık sisteminde şöyle bir hatırlayalım. Birinci savunma mekanizması. Birinci savunma mekanizmasında mikroplar vücuda girişi engelleniyordu arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesidir. Yine kulak zarı ne yapıyor peki? Kulak zarı dalgalar halinde gelen sesi titreşimlere dönüştürüyor ve orta kulakta bulunan çekiç kemiğine aktarıyor arkadaşlar. Ayrıca Kulak zarının bir görevi daha var. Dış basınçla iç basıncın yine dengelenmesinde görev yapıyor. Mesela Diyelim yüksek bir yere çıktınız yüksek bir yerden aşağıya doğru böyle hızlı arabayla inerken kulaklarınızın şiştiğini böyle hani içeride sanki böyle şişmiş balon varmış gibi hissedersiniz. Bunun sebebi kulaklarının yaptığı değişikliklerdir. Kulakları bazı değişiklikler yaparak işte şişerek ya da böyle buna benzer bir şey yaparak ne yapıyor İç iç basınçta dış basıncı ayarlamaya çalışıyor arkadaşlar. Gelelim. Orta kulağı Şimdi dış kulaktan sonra orta kulak geliyor. Kulak zarı ne yaptı? Orta kulak açıldı. Orta kulakta üç tane kemik vardır. Bu kemikler önemli. Çekiç, örs ve üzengi. Bunların şekilleri e, benzedikleri yapılardan alıyor. Benzedikleri maddelerden alıyor arkadaşlar. Bu yüzden de isimleri bu şekilde isimlendirilmiş. Şöyle Bunlar ne yapıyor peki? Sesin titreşimini artırıyorlar ve oval pencereden iç kulağa geçmesini sağlıyorlar. Bakın sesin titreşimini artırıyor, oval pencereden iç kulağa geçmesini sağlıyorlar. Çekiç, örs ve üzenge kemikleri. Ayrıca orta kulağımızda yutağa bağlanan bir de östaki borusu dediğimiz bir boru vardır arkadaşlar. Bu östaki borusu da yutkun mesneme sırasında açılarak iç basınç ve dış basıncı ayarlıyor. Östaki borusu da oldukça e, önemlidir. Hani kulak, burun, boğaz diyoruz ya hepsinin aslında ortak olarak açıldığı yer yutaktır arkadaşlar dolayısıyla bu yüzden kulak burun boğaz şeklinde gider ee, kulak ve burun arkada birleşerek yutağa açılır bu yüzden de zaten kulak burun boğaz diye bir bölüm vardır hastanelerde şimdi östaki borusunda da aynı şekilde yutağa açılan bir kapak bulunuyor arkadaşlar bu kapak e, insanın kendi sesinden rahatsız olmasını engelliyor. Östaki borusunda bulunan kapak insanın kendi sesinden rahatsız olmasını engelleyen bir kapaktır. Peki iki tane pencere var burada. Şimdi orta kulakta iç kulağın bağlandığı yerde arkadaşlar iki pencere vardır. Üst kısımda oval pencere, alt kısımda da yuvarlak pencere vardır. Yuvarlak pencerenin görevi oldukça önemlidir. iç kulağı anlatırken söyleyeceğim. Oval pencere ve yuvarlak pencere ile nereye bağlanıyor? İç kulağa bağlanıyor. Ayrıca oval pencerenin iç kulağa bakan tarafındaki boşluğa biz ne diyoruz? Dalız diyoruz arkadaşlar. Dalızı da hani çok karşınıza çıkmaz ama yine de bilmemiz lazım. Gelelim iç kulağa. Şimdi iç kulakta hem işitme organları bulunuyor hem de denge organları. Biz ilk önce işitmeye bakacağız. Arkadaşlar işitme olayı kohlea yani salyangoz dediğimiz yapıda gerçekleşir. Şekil üstünden birazdan hepsini tekrar tekrar anlatacağım. Şimdi kohlea 3 tane kanaldan oluşuyor. Bu kanallar iç içe geçmiş kanallardır. Vestibular kanal. Kohlear kanal ve timpanik kanaldır. Bunlar içerisinde de sıvılar vardır arkadaşlar. Vestibular kanalda timpanik kanalda perilem sıvısı. Kohlear kanalda ise endolem sıvısı. Ses titreşimler halinde geldikten sonra bu kanallarda tekrar dalga haline dönüşür. Ve dalga haline dönüşerek buradaki sıvılar içerisinde dalgalar halinde hareket eder arkadaşlar. Böylece ee, nöronlara dönüşmeden önce, işitme nöronlarına dönüşmeden önce dalgalar halindedir. Daha sonra zaten nörona dönüşecek. Çekiç, örs ve izengiden gelen titreşim oval pencereye geliyor arkadaşlar. Oval pencerenin zarını titreştiriyor. Daha sonra vestibular kanaldaki perilenfte bir basınç dalgası oluşturuyor. Bu basınç dalgası şimdi vestibular kanala geldi. Vestibular kanaldan sonra timpanik kanalda da devam ediyor bu basınç. En son nereye giriyor? Kohleer kanala. Çünkü kohleer kanalda işitme reseptörlerinin bulunduğu korti organı dediğimiz bir yapı vardır. İşitme reseptörleri burada bulunuyor arkadaşlar. Kohleer kanalın içerisinde bulunan sıvı da dalga oluşturmadan önce bakın yuvarlak pencere işte burada devreye giriyor. Basınç dalgasının etkisi hafifletiliyor yuvarlak pencereye çarparak bu dalga hafifletiliyor arkadaşlar. Bunun sebebi de yankı olayını engellemek için. Sonuçta gelip sürekli bizim kulağımıza bir sıvının hani çarptığını düşünün. Aynı şeydeki bu denizlerin hani kayalara çarptığı yerde hani bir yankı olayı oluşuyor ya veya bağırdığımızda bir yankı olayı oluşuyor ya işte yuvarlak pencereye çarparak basınç dalgasının etkisinin hafifletilmesi yankı olayını azaltmış hatta yok etmiş oluyor arkadaşlar. Daha sonra kolyer kanalda bulunan endolenfte düşük basınçta bir sıvı dalgası oluşuyor. Bu sıvı dalgası çatızarı dediğimiz kort organında bulunan çatı zarını harekete geçiriyor. Daha sonra çatı zarında bunlar reseptör hücrelerinin uzantılarına çarpıyor ve uyarı oluşturuyor arkadaşlar. Bu uyarı da duyu nöronları ile merkezi sinir sistemine önce talamusa daha sonra da beyin kabuğuna gidiyor. Şimdi burada ben size göstereyim. Şimdi bakın dış kulak dediğimiz yapı şurasıdır. Bakın kulak kepçesi, kulak yolu ve şurada kulak zarımız var. Burası dış kulağı oluşturuyor. Daha sonra geliyoruz orta kulağa. Orta kulakta bakın hemen kulak zarının bağlandığı yerde ne var? Çekiç kemiği vardır. Sonra örs kemiği. Sonra da arkadaşlar üzengi kemiği bulunur. Üzengi kemiği salyangozda bulunan oval pencereye bağlıdır ve oval pencereye ne iletiyor? Titreşimleri iletiyor. Oval pencerenin zarı titreştikten sonra buradaki vestibular kanalda bir dalga hareketi oluşuyor. Bakın vestibular kanal burası. Vestibular kanalda bir dalga hareketi oluşuyor. Bu dalga hareketi hani bu eline kes alınmış ama bunların tabii ki devamı var. Birleştiği yerler var. Vestibular kanaldan nereye gidiyor dalgalar? Timpanik kanala. Timpanik kanalı da geçiyor. Daha sonra kohlear kanala geliyor. Kohlear kanaldaki hani basınç dalgasını oluştururken orada bir dalga hareketi oluştururken yuvarlak pencereye çarpıyor arkadaşlar. Yuvarlak pencerede bakın şuradaki penceredir yuvarlak pencere hemen şurada görünüyor yuvarlak pencereye çarpıyor ve e, hafifletiliyor hafifletildikten sonra da ne oluyor buradaki e, dalga tektoryal zar dediğimiz şu kort organında bulunan bir zardır tektoryal zar tektoryal zara çarpıyor ve titreşim oluşturuyor bu titreşimlerde sinirlerle duyu sinirleriyle işte işitme sinirleri aracılığıyla kulaktan çıkarak nereye gidiyor? Merkezi sinir sistemine gidiyor. O zaman kulakta işitme reseptörlerinin bulunduğu yer neresiymiş? Korti organı. Peki gözde neresiydi? Sarı benek. Tamam mı? Sarı benek işitme reseptörlerinin yoğun olarak bulunduğu yer sarı benek gözde. Kulakta ise neresidir? Korti organıdır. Şimdi geliyoruz denge olayına. Bakın burada bu arada şey de gösterelim. Burada arkadaşlar kıl hücreleri hani e, kıl yapıları bunlarda ne yapıyor yine kulak kirinin tutulmasını sağlıyor. Burada yine bakın tektorial zarı göstermişiz. Tektorial zar titreşimlerin oluştuğu yerdir arkadaşlar. Bakın yine buradaki kılları hatta şöyle göstermiş bunun içerisinde bulunan kılları. Bu kıllar da sesin iletişim iletilmesinde oldukça önemlidir. Şurada işitme sinirine arkadaşlar burada bağlanıyor. Şuradan çıkan sinirler duyun nöronlarının aksonlarıdır bunlar ve işitme sinirlerine bağlanıyor. Kıl hücreleri vardır. Bu kıl hücreleri de yine sesin iyi bir şekilde iletilmesini sağlıyor. Burada yine aynı şekilde bakın. Duyu nöronlarının aksonları Şuralar arkadaşlar duyu nöronlarının aksonlarıdır. Yine oval pencere, yuvarlak pencereyi göstermişiz. Bakın burada hani dedik ya iç içe geçmiş kanallar diye. Bakın timpanik kanal burasıdır. Timpanik kanal. Daha sonra vestibular kanal geliyor. Şey pardon. İlk önce vestibular kanal. Özür dilerim yanlış dedim İlk önce vestibular kanal arkadaşlar. Şu üstte bulunan kanal. Sonra bakın şurayı takip ediyor. Nereye geliyor? timpanik kanala geliyor. Timpanik kanalın ucunda ne var? Yuvarlak pencere var. Yuvarlak pencerede dalgalar hafifletildikten sonra nereye giriyor? Hop Beste, şeye, eee kanala giriyor. kolyar kanala girdikten sonra da tabii ki artık e, bazal lamina dediğimiz veya bazilar zar dediğimiz zar, tektorial zar arkadaşlar titreştirilerek ses olayının oluşması sağlanıyor. Evet ses bu şekilde oluşuyor. Şimdi gelelim denge. Arkadaşlar dengeden sorumlu organ. Telefonu elimden düşürüyordum. Heh, o yüzden gitti biraz. Dengeden sorumlu organ da yine iç kulaktır. İç kulağın yapısında bulunan, salyangozun yapısında bulunan bazı yapılar vardır. Nedir bunlar? Tulumcuk, kesicik ve yarım daire kanallarıdır. Hemen bakayım şekil var mı burada? Var. Şekil üzerinden göstereyim. Bakın şunlar yarım daire kanalları. Böyle yarım yarım olduğu için zaten bu şekilde isimlendirilmiş. Sonra tulumcuk ve kesecik vardır arkadaşlar. Tulumcuk ve kesiciyi burada göstermiş miyiz? Burada göstermemişiz tulumcuk ve kesiciyi. Bakalım alt tarafta var mı? Yok. Şöyle o zaman şurada varsa orada gösterelim. Yok burada da göstermiş, göstermemişiz. Ee, yarım daire kanallarının bittiği yerde tulumcuk ve kesecik başlıyor. Yani e, ve keseciğin başladığı yer yarım daire kanallarının şöyle bittiği yerlerdir arkadaşlar. Buralarda tulumcuk ve kesecik bulunuyor. Bunların şimdi bakalım özellikleri görevleri nelermiş. Şimdi iç kulağın orta kulağa bağlandığı yerde turumcuk Utriculus pardon ikinci isimleriyle yazmışım burada. Hani bu şekilde ikinci isimleriyle göstermiş. O yüzden ben bilemedim. Utriculus. Ha, utriculus şurası yani tulumcuk dediğimiz yapı. Şurası arkadaşlar şu kısım. Kesecik dediğimiz yapıda sakkolus dediğimiz yapıda bu kısımdır. Bunlar da ne yapıyorlar? Yine e, hareketten sorumlu. Hangi hareketlerden sorumlu bakalım. Tulumcuğa bağlı olan kanallara biz yarım daire kanalları diyoruz. Tulumcuktan sonra gelen kısma da kesicik yani sakluz diyoruz. Zaten burada bakın görüyoruz hepsini. Tulumcuğa hangi yapılar bağlı? Bakın tulumcuya yarım daire kanalları bağlıdır. Tulumcuktan sonra gelen şöyle kese şeklindeki yapıya da sakkulus yani kesicik diyoruz arkadaşlar. Peki bunlar ne yapıyorlar? Ne işe yarıyorlar? Tulumcuk ve keseciğin içerisinde kalsiyum karbonat yapılı otolit taşlar bulunur. Bu taşlar arkadaşlar hareketimizi algılayarak bizim dengede kalmamızı sağlıyor. Yani ileri doğru hareket geriye doğru hareketi bunlar kontrol ediyorlar. Yarım daire kanallarının ucunda da ampula denilen şişkinlikler bulunuyor. Bunların içinde de kupula denilen silli duyu hücreleri bulunuyor arkadaşlar. Bunlar da yine ne yapıyor? Bizim e, içerisinde bulundurduğu reseptörler sayesinde bizim hareketimizi algılıyorlar. Yine yarım daire kanallarının içerisinde endolem sıvısı bulunur. Bu sıvı başın tersi yönünde hareket ediyor. Yani bizim başımız diyelim ki şöyle hareket ediyorsa sıvı da arkadaşlar tam tersi hareket ediyor. Böylece bizim dengede kalmamızı sağlıyor. Ayrıca sıvı kupulayı hareket ettiriyor. Şekil üstünde yine göstereceğim birazdan. Buradaki reseptörleri uyarıyor arkadaşlar. Reseptörler uyarıldığı zaman da otolit taşlar hareket ediyor. Hareket ettiği zaman da duyu nöronları uyarılarak impuls oluşuyor. Ve böylece bizim dengede kalmamız sağlanmış oluyor. Bakın hemen yakından görüntüsü. Ampula ve kupula var dedik arkadaşlar. Bakın kupula şu yapıdır. Şu yapı kupula. Bu yapı biz hareket ettikçe tam tersi yönünde hareket ederek ne yapıyor? İşte ee, sinirlerin uyarılmasını sağlıyor. Ve böylece bizim dengede kalmamızı sağlıyor. Yani şöyle düşünüyorsunuz. Tulumcuk ve kesecik bizim ileri ve geriye doğru hareketlerimizi kontrol ederken yarım daire kanalları dönme hareketini kontrol eder. Mesela küçükken yapmışsınızdır mutlaka. Kendi etrafınızda böyle bir süre dönmüşsünüzdür. Durduğumuz zaman biz duruyoruz ama sanki etrafımızdaki her şey dönüyormuş gibi hissederiz. Ben küçükken bunu yapmayı çok severdim. Bunun sebebi yani etrafımızdaki işte bulunan cisimlerin dönmesinin sebebi, şimdi biz durduğumuz anda içeride bulunan şu sıvı, bakın perilenf sıvısı dönmeye devam ediyor, bir anda durmuyor. Dönmeye devam ettiği için etrafımızdaki eşyalar etrafımıza dönüyormuş gibi hissediyoruz. Bence çok güzel bir his bu. Küçükken ben bunu çok yapıyordum. Evet, böylece işitme duyusunu da bitirmiş olduk. Şekil üstünden yine bir iki kere arkadaşlar, bakın hani hangi yapı nerede var diye. Çünkü şekil sorulabiliyor. Kulağın şekli özellikle çok karmaşık olduğu için sorulabiliyor. O yüzden dikkatli bir şekilde bir iki kere e, yapılarına baktığınız zaman emin olun aklınızda kalacaktır. Evet böylece duyu organlarından koklama pardon işitme duyusunu bitirdik. Bundan sonraki videoda koklama, tatma ve dokunma duyusunu hep birlikte tek bir videoda işleyeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.